Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Kartal, yanımda Gamze Kartal ile beraber ne oynuyoruz? Bugün havaalanı güvenliği olacağız arkadaşlar. Ülkenin tüm güvenliği bugün bize ait arkadaşlar. Biz koruyacağız, kolayacağız. Yani hırsız mı giriyor, ne giriyor, kim giriyor? Kaçakçılık yapmak yok. Bugün güvenlik görevlisi olacağız arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmıyorum, hızlıca videomuz başlasın arkadaşlar. Abi havaalanında Ninja'nın ne işi var? Üzerinde bir silah vardı dostum. Ne silah vardı, anlat bakalım. Oğlum sen pilotsun, pilot. Niye silah taşıyorsun? Olabilir mi? Lan baliza bana. Bu nasıl oldu lan? Akıyor abi bu gece ya. Akıyor bu akşam maşallah. Biz de mi yasa dışı şeyler yapıyoruz yoksa? Önümüzde iki tane seçenek var. Bir tane bayan polis var, bir de erkek polis var. Bence bugün Gamze olalım arkadaşlar. Evet. Zaten bana benzemiyor erkek. Kadın olalım. Tamam. Bugün güvenli. Bayan bir polis olarak havaalanını biz koruyacağız. Güvenliyim. Neye göre seçeceğiz acaba? Bu arada arkadaşlar oyunu ilk kez oynuyoruz. Yanlış bir şeyler yaparsak lütfen bunu yorumlara yazın. Başka hangi oyunları oynamamızı istiyorsanız bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, şu anda merhaba, adım Tim Cruz diyor. Merhaba. Ama Hank Gonzalez'miş adı. Şüpheli. Şüphelendim. Tutuklasak mı direkt ya? Evet. Ben direkt tutuklardım. Tutuklayacağız. Ay. Gamze ne yapıyorsun? Gamze ben aldın. Ben ne kadar havalıyım, gördünüz mü? Benden güvenlik olur ya. Olur mu, yorumlara yazın. Benim adım diyor Jackson Moore. Gerçekten adı Jackson, evet, Moore bu arada. Ayrıyalım. Bu arada tamam. Sanırım bizi öğretiyor şu an ilk başta. Merhaba, adım Mary Johnson diyor. Rus ajanı. Ajan. Ivana gerçek ismi. Şüpheli. Yalancı Ivana. Tutukladık arkadaşlar. Evet, o oyun oldu. Bu şekildeymiş. Bize aferin dedi. Biz de teşekkür edelim. Bu şekilde bu bir herhalde şüphelenme yöntemiydi. Daha farklı şeyler de olacak muhtemelen. Sürü, aynen bak bir şimdi. Bir sürü şeyler var. Mesela buradan geçenlere de biz bakacağız ve şüphelendiğim kişilere. Abi silah var. Ördek var burasında. Ördek ne alaka? Bir de patlıcan gibi bir şey var şurasında. Patlıcan. Bence onların içinde bir şeyler. Tüm eşyaları bul. Bak abi şurada silah var. Silah götürüyor arkadaşlar. Evet gel buraya. Sana silahlı. İnanamıyorum ya. Ya sen ne sandın? Ben gözden kaçırır abi mıyım? Abi bir ördek yani, tamam da yani ördek ne alaka oranda? Ya ördeğin içinde bence. Bir de şurada muz var, muz çıktı. Muzun içine bir şey ejekte etmiş olabilir mi? Tutuklayın arkadaşlar hemen. Silah var, muz kaçmaya çalışıyordu Gamze. Muzu niye saklamış? Muz çok tehlikeli olabilir, evet, arkadaşlar. Bence en tehlikelisi muzdu. Şüpheli mi sence? Bir tipi biraz şüpheli duruyor ama çok temiz. Böyle bir çok temiz yüzlü ama. Onaylayalım bunu ya. Bilemedim. Çünkü çok temiz geldi bana yüzü İşi falan. İşi kaçırıyorsan da canın sağ olsun. Evet, şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Şu anda temiz. Bu hanımefendinin üzeri de temiz. Temiz. Evet, geçebilirsiniz ülkeye hanımefendi. Turuncu saçlı, çok tatlı birisi. Buyurun zaten. Hanımefendi, geçebilirsiniz ülkeye. Bu arada biz Türkiye'nin, Sabiha Gökçen'in güvenlik görevlisiyiz diye düşünelim kendimizi. Olur. Tamam. Evet. Türkiye'ye gelmişler, İstanbul'dayız. Tamam mı? Türkiye'ye Şu gelenleri. Şu an başka ülkelerden Türkiye'ye geliyorlar ve ülkemize giriş yapmak istiyorlar. Evet. Alacağız mı, almayacağız mı? Şu anda sorgu odasındayız galiba. Daha demin üzerinden demin silah çıkan arkadaşı sorgulayacağız. Üzerinde bir silah vardı dostum. Ne silah vardı, anlat bakalım. Sakin ol, bu sadece bir hatıra. Yalan söyleme. Havaalanına hatıra silahla mı geliyorsun yani? Yalan söyleme. Gerçek ve yasa dışı. Nerede belgen? Ama bu bana çok para ödedim o, diyor. O silah artık bizim. Önemi yok, hapsi boylayacaksın diyorum. O silah artık diyorum. Bizim canım. Önemi yok dostum, hapsi boylayacaksın. Güle güle. Yürü. Hoşçakal. Öyle bir de artist artist hareketler yapma. Gamze ne yapıyorsun? Havada uçuyorum. Vay, sarışırım bir de, gördün mü? Seviyeyi de tamamladık ha. Evet arkadaşlar, hapsi boylattık. Şimdi diğer seviyelere geçeceğiz. Bu arada. Ya. Ajan geldi. Oldum ama teşekkür ederim. Şu an onu alamam çünkü video izlememi istiyor. İzleyemem dostum. Evet, devam edelim. Başlamak için dokunuyoruz. Bu arada burada bir şey var. Mağaza var. Aa, mağaza var. Kıyafet alalım mükemmel. Telefon alalım. Paramız var mı? Paramız da var. Ben telefon istiyorum. Oha, paralara bak. Ne alalım bu parayla? Telefon mağaza. Hayır, bir saniye. Kilit. Şurada mi? Bir kilit gördüm. Kilidi ne yapacağız? Bir şey söyleyeceğim. Bunu aldım. Abi şu an ne yapıyoruz biliyor musun? Kahveyi de yapalım. Havaalanımızı düzenliyoruz. Aa, evet. Her şeyden mi ben sorayım? Hani güvenlik mi? Güvenlik miyiz? Havaalanı şeyi miyiz? Havaalanı sorumlusu muyum? Neyim ben? Oha, kafe her açtık. Her şey, kafe açtık. Kahve içelim bari, açmışken. Biz eşek gibi şu parayı şuraya harcamasaydık şuradan bir tane de koltuk alabilirdik ama paramız yetmedi arkadaşlar. Bu arada çok güzel oldu. Ay, kafe ya. Açınca bir sürü insan geldi kafe bu arada. Kafe çok tatlı oldu. Evet. Ne yapacağım şimdi kanka? Aa, para buldum. Aa, bana bunu almam için para da verdi. Paramız bitmesin. Aa, bir para daha geldi. Sanırım açtığımız işletmelerde aynı zamanda para kazanıyoruz. Arkadaşlar biz yasa dışı bildiğin tüccarız ya. Para, her saniye para kazanıyor. Evet, havaalanından bildiğin para çalıyoruz resmen. Biz bir işleri açalım bence, böyle bir şeyler yapalım. Bu ne, her dakika para gelecekse böyle. Bir şey söyleyeceğim, boyama mı? Boya var. Arkadaşlar böyle bir gidecek bu oyun. Bir renk seçmesi diyor.
Ama seçemiyorum ki kanka. Para geldi, yine para geldi. Bir saniye, boyatamıyoruz çünkü. Bir şey söyleyeceğim çünkü... bir tane iş yeri açtık, ondan her saniye para kazanıyoruz. Evet evet. Baksanıza. Bir şey söyleyeceğim ama biz güvenlik görevlisiyiz, nasıl havaalanında iş yeri açtık abi? Evet. Hani biz güvenliktik. Zaten güvenliyiz aslında ama buna birazdan devam edelim, bir geri gelelim çünkü güvenliğe devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, çok fazla işkillendirmememiz lazım insanları. Aa, biz de mi yapalım şu şeyler yapıyoruz yoksa? Sessiz ol. Arkadaşlar sakın çaktırmayın. Çalışmaya devam, çalışmaya devam. Gözlerinizi görmemişsiniz. 47 yaşındayım ve adım Barbara Marshall. Hepsi bu. Bakıyorum 47 yaşında ve Barbara Marshall. Ben onaylamak istiyorum bunu. Emin misin? Ben biraz şüpheli gördüm. Yaşı falan her şeyine inandım şu an. Hmm. 47 duruyor. Onaylıyorum. Geç hadi Barbara, geç. Hoşça geç ya. Geç. Önümüzdeki bilgisayarda da oyun oynuyoruz bu arada. Selam. Hayvanların dilinden anlarım ve adım Betty Humber. Memleketim 38. Yaşın 38 olmasın kanka. 38 ne alaka? Yaşın 38. İsmi Betty Humber ve 38 yaşında. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir insan ajan olsa ve ülkeye girmeye çalışsa. Evet. Sahte kimlikle gelir zaten. Yani düşünsene kimin üzerine Mehmet yazıyor ama aslında ismim Ali diyorum. Saçma evet, değil mi aslında yani? Evet. Öyle bir şey yok ki. Yani bu birazcık saçma olmuş. Teyzem inşallah sende yalan yoktur. Bence bunu bir tutuklayalım mı? Bence yalan, şüpheli çünkü yaşı 60, 32 yaşındayım diyor. Niye 32 yaşındayım bize diyor? Mi yazılıyorsun teyze? Yaşını niye yalan söylüyorsun? Yani. Benle konuşuyorsun sen. 60 yaşındasın. Tutuklayın. Tutukla ya. Yalancı. Oha! Atladılar direkt. Kadını mahvettik arkadaşlar. Evet, isim doğru. Her doğru şey Scott. Tamam. Onayladım. Birgit. Geçebilirsin. Evet, elime sağlık. Hemen öbür taraflara bakacağım. Ay bugün çok yorulmadık mı? Evet arkadaşlar, bütün havaların güvenliği niye benden soruluyor? Güvenlik olmak çok zormuş ya. Söyleyeceğim, şu gelen adamın tipine bakar mısın? Arkadaşlar hemen şu an yorumlara yazar mısınız daha gelmeden? Şüpheliye benzemiyor mu? Şüpheli bence. Bence de. Bence de. Hop bak. Arkadaşlar 1 milyon dolar ve Meksika'ya bilet istiyorum diyor. Manyak mı? Meksika mı? Lütfen bizi... Yok. Parayı getirmeye çalışıyoruz diyeceğim. Sakin olmam lazım. Şoklayayım mı? Adamımızı tuttu. Şoklayacağım. Arkadaşlar vurmam gerekiyor. Ya sen manyak mısın ya? Meksika'ya gitmek için adamı niye... Vurdum. Katil miyim ben şimdi? Kurtardım. Bu ne oğlum, içinde yarasa taşıyor lan bu. Arkadaşlar yarasayla geziyor kadın. Yarasa ne alaka? İmkan, böyle bir şey mümkün mü? Gerçekte olabilir mi? Olabiliyor. Bu arada arkadaşlar yurt dışından böyle hayvanları falan getiriyorlar biliyor musunuz? Ama ana yarasa çıktı. Yapacak? Yılan mı? Arkadaşlar ben elimi alamam. Düşünsenize dünyanın en zengin kadını. Yılanı olmuş olsa. Kadın bildiğin yılanla yarasayla geziyor. Manyak mı ne? Sen bak ne kadar düzgün bir insan. Tertemiz geziyor. Ay şu videodan sonra var ya, oyundan sonra korkacağım ben böyle güvenliklerden geçmeye. Bir şey var arkasında. Arkasında bir şey var. Dön. Arkanı dön. Şimdi burada bir dakika. Şş. Arkanı döner misin? Şu kısımda bir şey var. Bu ne? Gözlük. Bunda bir şey yok. Evet ama burada... Ama arkadaşlar arkasında bir tabancayla gelmiş. Bu ne? Su tabancası. Su tabancası. Güneş gözlüğü. Ya. Güneş gözlüğü tabancası. Tutuklayacağım. Ama su tabancası. Çünkü su tabancası da olsa niye su tabancasıyla giriyorsun? Yasak abi, havalanın su tabancasıyla giremezsin ya. Ama su tabancası burada oyunu giremez. Oynayacak belki. Hayır canım, ama uçakta ne alaka? İnsanları korkutacak belki. Konuşalım şimdi seninle. Hey çok tatlısın, neden sen bir yarasa tatlısın saklıyordun diyeceğim. Ah ben aslında bir vampirim, bu yüzden yarasalar benim dostum. Ah bahaneye bakar mısınız arkadaşlar, şimdi benim buna inanmamı bekliyor. Vampir, bunu taşıyamazsın. Seni. Sinirlenemezsin de bana. Bu mu? Onun adı Barnabas. Onu götür üzgünüm Barnabas. Onu götür üzgünüm Barnabas diyeceğim. Tutuklayalım. Ve gitti bu. Ne oldu? Ne oldu oğlum, bir adam yarasa saldık kaçırıyordu. Saldık adamı. Lan. Saldık. Yarasa ne alaka? Ana köpeğimiz var. Ya köpeğim var. Arkadaşlar şu an ve bir köpeğim var. Köpeği bence aratacağım gelenler. Bir saniye şüphelendim şu an şu beyefendiden. Hadi köpeğimiz koklasın ve şüpheliyi bulsun. Köpeğimle ben bu işi başarırım. Arkadaşlar herkes şüpheli. Ben şu adamdan çok şüphelendim, maskeliden. Yorumlara yazın şu an kimden şüphelendiniz şu ortamda. Şu teyze de çok şüpheli durmuyor ama genelde hep böyle yaşlılara. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim, herkes biraz şüpheli şeyler duruyor ya. Bu beyaz saçlı amca da çok şüpheli. O kadar tipleri şüpheli olanlar vardı. Bu ne? Aha bu son yaptığım deney bir önceki patlamayla sonuçlandı. Ne? Adam burayı patlatacaktı. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. O kadar şüpheli tipler vardı ama... Ben ama bundan şüphelenmiştim. Sen bundan şüphelenmiş miydin cidden? Evet. Abi ben şu an... Zaten. Bu para bana yeter ya. Ben çok parada gözüm yok bu arada. Bence de. Yeni kıyafet geliyor birazdan. Bu arada ben havaalanı güvenliği değil miyim? Niye öyle bir kıyafet giyiyorum? Abi havaalanında Ninja'nın ne işi var? Sen niye böyle geldin? Şimdi diyecek ki kostüm partisi var. Selam, ben Büyük Benjamin Boot. 46 yaşındayım, memleketim Costa Rica. Abi bunun nasıl suçlu olmama ihtimali olabilir? Ama Ninja kıyafeti terörist gibi giyiyor ya. Mı? Şüpheli diyelim ya. Ama ben o tipini sevmedim. Merhaba, bu pilot ya. Pilot. Hmm, beni tanıyorsun değil mi? Tanıyorum. Hayır canım. Ne sen kimsin lan? Ana, yalan söylüyor arkadaşlar. Dandruff doğru. Ama... 37 yaşında doğru. Ama Yunanistanlı. Amerikalıyım diyor.
yapıyor? Az önce bana rüşvet teklif etti. Keşke alsaydın. Keşke alsaydım. Rüşvet alsaydık ya. Şüphelendim. Ben işimi hakkıyla yapan bir insanım arkadaşlar. Böyle bir şeyi kabul edemezdim. Gel bakayım sen buraya. Sen ne ayaksın? Gel bakayım. Neden gel bakayım. Amerikalıyım diyorsun? Adım Kimberly Brown. 55 yaşında. Hayır abi, nasıl 55 yaşında olabilirsin sen? 55 yaşında. Ama kimliğinde de öyle. İşte bu 55 o. Durmuyor. Bu ajan. Bence de. Şüpheli desene. Şüpheliyiz. Yaşına inanmıyoruz. Ben yaşına inanmıyorum. Kimliği de belki sahte. Bu arada sahte kimlikle gelmişse. Evet, olabilir. Merhaba, işte pasaportum. Chris P. Buckham. Fransa ve 22 yaşında. Abi ne alaka, tipleri farklı. Bak bak. Bak. Aa, bu sen fark değilsin. Etmedin, burada değil mi? Farklı. Her yeri farklı ya. İyi ki fark ettim. Tutuklayalım hemen. Gel buraya. Geç. Bu arada arkadaşlar, bu oyunu sevdiyseniz ve serinin devamı gelsin istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü sizlerin attığınız yorumlar sayesinde biz diğer serileri nasıl çekeceğimizi hesaplıyoruz. Bu videoya 20.000 like gelirse bu videonun 20.000 az ya. Gelir. Arkadaşlar 25.000 atacak. 25.000 olsun, tamam. 25.000 like gelirse ikinci seri geliyor. Yok mu arttıran? 26 olsun. Arkadaşlar temiz bir yorumlara arkası yazın. Arkası temiz değilse. Arkanı dön lan. Yok, arkayı da görüyoruz biz şu an. Bu içinden tamamen gösteriyor. Hmm, bu şüpheli duruyor. Abi niye kulaklıkla geziyorsun ya? Kulaklık yeni mi almış? Ne yapmış? Amerika'dan ucuz alıp Türkiye'ye getirip satacak mı? Anama uğradın, arkasında silah var. Su tabancasıydı o. Arkadaşlar su tabancası ve hemen tutuklayın. Bunlar hayırdır? Niye ben su tabancasıyla, geliyorlar? Gelmeye çalışıyorlar ülkeye ya. Arkadaşlar burası İstanbul. Ben biliyordum ya. Baktım. O ninja. Evet. Ben biliyordum, biliyor musun? Demin pasaportla içeriden aldığımız ninja bak. Bir şey söyleyeceğim, altında bez mi var? O ne lan? Sen niye bez altına işiyor? Arkadaşlar niye? Burada bir tane kamçatası var yanlış bilmiyorsam. Bu ne? Kamçatam arkadaşlar, yorumlara yazın, neydi bu? Kılıç! Hayır, altta. Altta. Altta kılıç var. Ağlamıyorum, aşağı inemiyorum. İnsene aşağı kanka. Kılıç var. Heh, burada. Sana inanamıyorum. Bıçak var, bıçak arkadaşlar. Bu neler sorun çıktı? Değil ama hançer ve ninja yıldızıyla gelemezsin. İç çamaşırını görmek zorunda amacın değilim ne? Ya. Dolunu niye gösteriyorsun ya. Bize? Dolunu niye gösterdin bana? Arkadaşlar ne kadar masum duruyor değil mi? Bakar mısın? Masum gibi. Masum gibi duruyor değil mi? Ama arkasında silah var. Emin misin silah? Yemin ederim ve su tabancası galiba. Su tabancasını bence... Niye abi ülkeye su tabancasına girmeye çalışıyorsunuz? Gerçek silahı falan mı çeviriyorlar? Su tabancası ne alaka yorumlara? Gözlük ne alaka bir de şu gözlük bak. Su tabancası gözlük. Aferin bize, aferin dedi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi ben anlamadım. Ülkeye su tabancası yarışmaları... Başka bir bölüme geçtik valize şu an. Bakacağız. Valizlere bakacağız. Kaçak eşya, hayır hayvanlar, tamam. Tamam. Kaçak eşya da olmayacak bu arada. Mesela evet, kulaklık, telefon, yurt dışından iPhone alıp getirmesinler. Hmm, bakıyorum ülkemize. Şöyle arkadaşlar, sizce bir şey var kaçak mı? Kaçak telefon bence bir kullanmayın şey yok arkadaşlar. Ülkemizin telefonunu kullanın. Gamze. Bu ne? Kaplumbağa sokmaya çalışıyordu kadın. Ya niye insanlar hayvan sokmaya çalışıyor, ben anlamıyorum. Lan valize bana! Bu nasıl oldu lan? Oyun. Evet, şu anda bence bir problem yok. Şapka ve bir tane sanki dergi var gibi arkadaşlar. Yine bir problem göremiyorum ama sen de bir kontrol edelim. Bizim göremediğimiz, sizin gördüğünüz şeyler olsun. Gamze Hanım bir bakar mısınız? Bir problem ya var mı? Hayır. Ben de onaylıyorum siz onayladığınız için. İkimiz de onaylayalım bence. Evet, öyle gidebilirsiniz değil hanımefendi. Elinize sağlık, teşekkürler. Teşekkürler, buyurun. Biz bir hata yaparsak ve bir ses sokarsak içeriye... Ülkeye kaos çıkar. Evet, şu an yine bir koku yapmamız gerekiyor galiba. Şu şöyle. Bak. Sen şüphelendiğini söyle, ben şüphelendiğimi söyleyeyim. Bakalım en başta söyleyelim arkadaşlar. Ben şu an herkes şüphelendiği yorumlara yazsın. Benim şüphelendiğim beyaz sakallı tamam, dede. Bakalım. Bence beyaz sakallı. Ben şu yaş teyzeden şüpheleniyorum. Yok. Nasıl yok bence ya? Bence arkadaki beyaz sakallıydı arkadaşlar. Bak, arkadaşlar bulduk. İkimiz de bilemedik, biliyor musun? İkimiz de bilemedik. Bomba mı? Alın lan onu. Bombayı mı? Haydi çabuk. Arkadaşlar bomba vardı, gördünüz mü? Ya patlasaydı. Arkadaşlar şu an yeni kıyafet alacağız bu arada bak. Hadi bak. Bana kıyafet. Bir mağazaya şey gidelim, dur çok mağazaya gidelim. Çok güzel havaalanında güvenlik olmadık mı ya? Arkadaşlar. Paralara bak, çaktırmayın. Kaçak iş yapıyoruz burada. Biz güvenliyiz ama arkada böyle iş kurmuşuz. Topladığımız milletten bildiğiniz böyle kaçak ya, ülkeye girdirmeye çalıştıkları şeyleri almışız. Onlarla da dükkan kurmuşuz. Havaalanın yarısını aldık arkadaşlar. Zenginiz zengin. Bir şey oldu. Buradan ne oldu sonra bu? Senle Amerika'ya taşınalım. Anana uğradınız. Zenginiz arkadaşlar. Gelsin paralar, gelsin paralar. Bir saniye paralar. Burayı boyayacağım bir de ya. Bir boyama bir yapmak şey istiyorum. Bir şey daha açtık oraya. Bir boyayalım biz mı? Biz var ya köşeyi döndük sana. Abi böyle çok güzel oldu. Sürekli her saniye para geliyor. Her saniye. Çünkü havaalanındayız. Bir de her şey 10 katına satıyoruz. Kazık kazık. Evet oh. Evet. Bir saniye şunları da alayım. Arkadaşlar burayı da boyayacağım. Boya bu sefer boya. Perimiz çakmışsın. Sarı yapmak istiyorum. Tamam, baksanıza burası sarı her olsun. Saniye para geliyor. Her arkadaşlar, saniye para geliyor. Biz her saniye. Olduk. Şu an biz oturuyoruz mesela. Şu an bir sürü para kazandım. Baksana da dolarlar abi, orada. Abi havaalanı satın alabiliriz şu an.
Bence ileride havaalanı sahibi olacağız. Bence de öyle olacak. Havaalanı alacağız. Bence öyle olacak bu arada. Bir güvenlik görevlisi olarak, rüşvetçi olarak. Evet. Bu arada gitgide işleri büyütüyoruz çünkü. Oha. Takı dükkanı aç. Takı kuyumcu. Açacağım. Ay. Arkadaşlar ben artık güvenlik görevlisi işi yapmak istemiyorum. Ben burada takılacağım. Bence abi ne uğraşacağım güvenlik görevliliğiyle ya. Ama işte ya. Güvenlik görevliliğinden kovarlarsa ama burada. Ama bir şey söyleyeceğim, fark ederler. Buraya giremeyiz. Fark ederler. O yüzden güvenlik görevliliğini devam güzel yapmamız gerekiyor lazım. Arkadaşlar. Evet doğru söylüyor Gamze bu arada. Evet şöyle şunları da alayım. Şuraya bir telefon kulübesi daha açıp paramı katlayacağım. Kuyumcu açacağım ama. Bana altın alırsın. Ya bir dakika şurada biraz daha para toplayabilir miyim? Ben de her gün altını takayım. Bir 50 daha alırsam şuraya bir telefon yeri daha açacağım. Ama telefon yerinden hiç kazanmıyoruz ha, fark ettin mi? Telefon kulübesine hiç para gelmiyor. Herkesin cep telefonu var artık. Galiba ondan dolayı. Neyse tamam şu parayı da alıyorum ve gidiyoruz arkadaşlar. Para akmaya devam etsin. Biz işimizi yapalım. Orada paralar kendimizi belli bilirsin. Etmeyelim. Evet şişecek. Abi bu bildiğin suçlu ya. Pil Down İsviçre 27. Abi nasıl olabilir? Üstündeki şey suç şeyi yani, resmen ya. Hapisten kaçmış gibi. Evet ama onayladık geçti arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Adım Daniel Smith ve yaş 44. Yalan. Ne? Yaşı 65 mi? Ne yalan söylüyorsun sen? Abi ama 65 de göstermiyor. Bu da şüpheli ya. Bunu alsana direkt içeriye. Bu var ya kesin başka bir şey. Gencecik adamdı ya. Bu arada bunun sevsin atlıyor güvenlik görevi. Adım Alpaka Mabak. Alpaka. 28 yaşındayım ve memleketim Asgard. Memleketini yalan söyledi bize arkadaşlar. Sen niye yalan söylüyorsun? Arkadaşlar fark ettiniz mi? Havaalanına girenlerin hepsi yalancı. Niye yalan söylüyorlar? Bu arada sana bir şey söyleyeyim. Ne kadar ülkeye zor. 1000 tane terörist giriyor evet, ya. Evet ne kadar zor. Bir sürü kanka. Terörist giriyordur ülkeye. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Ama bayağı bir suçlu var. Ama rüşvet alanlar da var. Yani çok az. Bu arada arkada niye muhabbet ediyorlar? Vardır ben? Ya. Evet arkadaşlar. Şu andan... Oğlum sen niye çıplaksın havaalanında? Niye çıplak geldin? Hayırdır? Hemen güvenlik arkadaşlar, saldırgan geldi havaalanına yine. Sürekli bir olay sürekli yaşıyoruz. Sürekli bir silah, sürekli bir patlama, her an ölüm tehlikesi. Ben bu işe çalışmak istemiyorum ya. Arkadaşlar şu an çok riskli bir durumdayız. Tasarımcı kıyafetleriyle dolayıp yeni bir gardırop istiyorum hemen. Hayırdır ne? Yine birini yakal... Ya. Ne alaka lan? Niye her saniye böyle birini... Oğlum havaalanında kadının bir tanesini ya. Yakalamışsın boynunda. Kıyafet mi istiyorsun? Ha çıplak ya. Sakin olsana diyeceğim. Çıplak olduğu için. Tutuklayalım ya. Bence de. Aynen tutukladık arkadaşlar. Niye şoklamadık. Niye çıplaktı acaba? Bence başına bir şey gelmiş. Bu ses ne? Bir şey oluyor. Bir şey bu oldu. Bu ne abi? Sen ülkeye zaten tipinden belli. Bunu giyip niye gelirsin ki? Evet ben size dedim arkadaşlar bunun suçlu olduğunu. Evet yani. Şurada bir şey daha bu olması lazım. Bu kıyafet ne? Şu aşağıda. Hapisten kaçmış bu, size söyleyeyim. Abi kesin hapisten kaçmış. Hapisten kaçmış belli zaten. Hangi ülkeden? Ama aşağı mi? İnemiyorum yine ya. Ay gıcık oldum. Arkasında da bir şey var. Burada burada. Bu ne? Neyi bu? Tüp mü? Sen hayırdır ya. Oğlum ya üzerinde bomba çıktı lan. Kendini patlatacaktı biliyor musun? Arkadaşlar belki yakalayın ya. Hemen. Yakalayın hemen. Bu ne abi, bir tane. Ya bir tane oğlum, normal kimse insan yok ya. Ne biçim bir şey, ne biçim bir meslek ya. Ben böyle her dakika. Arkadaşlar daha uçağa kimseyi bindiremedik, fark ettiniz mi? Bir şey daha çıktı. Altında da böcek var. Şurada böcek gerçekten yaşıyor. Gerçekten havaalanına çalışan birisi varsa böyle mi yorumlara yazar mısınız? Böyleyse işiniz çok zor, Allah yardım etsin. Bir şey çıktı buradan. Örümcek çıktı. Su tabancasının anlamını bilen de yorumlara yazsın. Evet abi su tabancası niye sokmaya çalışıyor? Bakacağım ya gerçekten acaba. Türkiye'ye böyle dışarıdan gelenler su tabancası sokmaya ana çalışıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an sence bu suçlu mu? Evet arkasına bir evet, şey. Evet arkasına öyle saklamış. Bir şey var ki. Arkadaş şurada bakın. Bakın. O ne, kulaklık mı, ne? Bu ne abi? Bu ne abi? Ne? Uyku maskesiymiş. Aa. Lan. Ama sen niye orana sakladın abiciğim uyku niye maskesini? Niye saklıyorsun? Oh diye terledin. Evet. Ya, nasıl korkmuştur. Çok saçma bana. Yani. Şimdi hadi sorgulama zamanındayız arkadaşlar. Şimdi bu şahısı sorgulayacağız. Sorun nedir Maybuy? Alpakaları severim. Fotoğrafım milletin uyuşmuyor. Aynen uyuşmuyor. Evet. Niye uyuşmuyor? Aa yanlış pasaport almış olmalı. Evet evet. İnandık. Yanlış pasaport. Kaç evet, pasaportum evet, var? Evet nasıl oluyor? Bu yasa dışı tutuklusun diyeceğim. Kaybol. Öyle bir şey yok. Ne? Hayır bunu yapamazsın. Uçağı yakalamam gerekiyor. Onu tutukla. Hoşçakalın. Hapiste görüşürüz. Hadi hadi yallah hadi. Yallah canım yallah. Lafa bak lafa. Yanlış pasaport almışım. Öyle yok. Sabiha Gökçen'den içeri kimseyi ülkemize almayız. Bak görüyor musunuz Gamze'yi arkadaşlar? Ne kadar öyle sağlam bir polis. Öyle atlayın gelin uçağa. Oldu Türkiye'ye biz gireriz evet, artık. Yok ben güvenliyim giremezsin. Yine bir saniye arkadaşlar. Şurada bir yerde görüyorum. Bakın arkadaşlar şu tarafa doğru hadi köpek. Hadi beraber dur. Herkes çok herkes yazsın. Sizce kim şüpheli? Bence turuncu saçlı bence kalın. Bence bu şapkalı. Bence turuncu saçlı kalın. Şu yeşil elbiseli. Şapkalı çıktı. Ben kazandım. Ya. Ne abi bu? Bildi. Sorun ne Memur Bey? Bu evde köpeğim için bir mama. Ana. Yanlış bilmişsin. Köpek mamaya gitmiş. Allah kahretmesin evet. Arkadaşlar. Köpeğimiz acıkmış. Acıktığı için mamaya gitmiş sadece. Bu arada artık bizim bir kedimiz var. Bilmiyorsanız kedi aldığım videoyu gidip kendi kanalımdan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Gamze Karta kanalına giderek yeni aldığımız kedimiz Cookie'nin videosunu izleyebilirsiniz. Evet.
İsmini Cookie koyduk. Sizlerle beraber seçtik. Hemen hızlıca gidin ve izleyin. Bir şey söyleyeceğim. Havaalanının sahibi ben miyim? Sanırım havaalanını bayağı sahiplenmişiz. Evet ya da, evet. Gerçekten sahibiz biz ya. Bir şey bence biz güvenlik değiliz. Her şeyi biz abi yapıyoruz. Boş ver, böyle şeylerle uğraşamam şu an. İş yerlerimize mi gidip baksak ne kadar para kazandık? Ona bakacağım da bir saniye. Duvar kağıdı diyor. Ücretsiz 250. Rengarenk tamam, balonu yaptım. Yapalım. Ulan yanlışlıkla ikisini de aldık ama ya. Bu arada niye çocuk gelmiyor havaalanına? Masayı değiştirmek istiyorum. Bebek gelsin, bebek seveceğim. Masayı değiştiremiyorum çünkü param yok. Geri dönüyorum arkadaşlar. Şu an kazandık ama onları buraya harcamayalım. Aynen. Sonuçta havaalanı bizim mi abi? Şililiyim diyor ve 26 yaşındayım diyor James. Doğru. Arkadaşlar bu bir pilot. Yuhu, ismim Ronchi yaşım. Bu arada şu an buradan alıyoruz ya. İleride mesela üstlerinde ne var diye bakacağız. Şu an alsak bile ileride çok şüpheli ama silah fuarına gelmiş arkadaşlar bence. Bir şey yok yani. İlla bilmen gerekiyorsa, yani zahmet olmazsa ülkeye giriyorsun. Ben Anita Beth, 19 yaşındayım. Memleketim Bulgaristan'da. Bundan sana ne? Şüpheli der misin? Uğraşacağım seninle. Evet. Uğraşacağım seninle. Tipini beğenmedim yani diyorum. Yani şu konuşma usulü, bunu hiç beğenmedim. Neyse. Rüşvet. Al ya. Alayım mı? 300 dolar al ya. Alayım mı? Al. Yapa bir kere. Almayacağım. Bunu kendime kabul ettiremem ya. Adım Anne Fönder ve 50 yaşındayım diyor. Şüpheli arkadaşlar. Çünkü 32 yaşında. Ama tutuklayın bunu bakayım. Ne yapıyor? Demiştim. Bu arada almamamız iyi abi. Şimdi şöyle düşün. Biz bunu alırız ama sırtında bomba vardır ve havaalanını havaya uçurabilir. Evet ama zaten buradan alsan da ileriden yine buradan geçemez. Gerçi doğru söylüyorsun ya. Bir kere oradan alalım bakalım. Bu ne oğlum ya? Alacak. Oğlum sen pilotsun, pilot. Niye silah taşıyorsun? Arkadaşlar. Abi bir de bir tane değil, iki silahla geziyor. Pilota da mı güvenemeyeceğiz artık? Arkadaşlar bu hayatta kimseye güvenmemenizin işte şeyi bu. Ay ya pilot uçağı kaçırırsa ben i̇şte uçağa binmeyeceğim. Düşünseniz arkadaşlar bu uçağı kaçırabilirdi silahlı bir de yani. Ben artık bir daha uçağa binmek istemiyorum. Sen gel bakayım şuraya, tutuklayın şunu hemen. Alın abi bunu, alın 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 alın, yat yere yat yat yat. Sonunda temiz normal gibi bir insan, git uçağa bin git. Hadi git, hadi. Koş, git. Koş kaçırma git uçağını abi, bebeğim koş. Hoş geldin, nasılsın? Abi neden cebinde neden? Cebinde ne var? Neden? Bu arada ben güvenlik görevlisi olsam böyle çok sakin konuşurum onlarla. Bir şey taşıyor ama cüzdan ya bu. Sanki cüzdandı ya. Birazdan nefes nefese, şu an heyecanlı. İşte tebrikler. Şeker abi bu da. Bir şey yok bence. Bir şeker, bir cüz... Ya git hadi git. Terini siliyor ya. Ya bunun için niye o zaman... Niye boşuna, orana burana sokuyorsun bunları ya? Stres soktum ben başıya. Bakayım şöyle. Biraz şüpheli kulaklık sanki. Şu aşağıdaki var. Şey biraz şüpheli geldi. Sadece ona bakacağım. Bence şu kulaklıklara da bakalım. Yani bakalım mı? Bence hepsini bir çıkaralım. Tamam, sen uyku bandını abi. Bir uyku saniye. Uyku bandı. Kulaklık en altta tamam. Yine acaba? Bu kulaklık. Bunu anlamıştım zaten ama şu alttaki şeye bakamıyorum. Hemen ona inmem lazım. Bu arada kulaklık da bence şüpheli. Çünkü yurt dışından ülke telefonu... Ama o benim kaçak yollar kısmı. O beni alakalı etmiyor. Ben silah arıyorum. Ben şu an silah arıyorum arkadaşlar sadece. Hah. Burada. 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 Bulduk. Bu ne? Ney bu? Arkadaşlar bu bir silah. Muşta bu. Tutuklayın. Bir... Evet tehlikeli bak. İyi ki aldın. İyi ya. İyi ki aldık ha. Almıyorduk bu bir de bunu. Bu var ya, birilerine saldıracak. Aynen bu arada arkadaşlar. İçeri sokuyorduk abi bu arada. Evet arkadaşlar, kaçak silah arıyoruz şu anda. Şu an geç valizlerine bakalım. Bakacağız. Bir şey görürseniz yorumlara yazın. Onu da uğradığını. Adam benim buraya kadar nasıl soktu şey bunu? Silahı nasıl geçirdi buraya? Abi alın bunu. Alın tutukla, hemen. Tutukla, alın tutukla, hemen. Tutukla. Yürü. Bildiğin otomatik tüfek aynı silahla giden girmiş havalanma ya. Terörist kesin. Geç kanka sen temiz gibi. Görmediğiniz şeyler varsa yazın yorumlara bakın. Bizim gözümüzden kaçabiliriz. Siz de izliyorsunuz. Yani, oyunu sevdiniz mi bu arada? Temiz gibi. Ya temiz de hepsi ya geri kalan. Sevindi, yazık. Aferin. Ya, çok tatlı. Arkadaşlar son olarak bir mağazamıza da bakalım. İşler nasıl gidiyor? Paralara bak be! İşler yolunda bebek. Maşallah. Çok iyi, çok iyi. Gelsin paralar, gelsin paralar. Gel bakayım, gel gel. Ay, gel. Ay bir sürü paramız oldu. Ne yapacağız bu paralarla memuş ya? Buradan çıkınca arkadaşlar, artık. Arkadaşlar gidelim bir rezidansa daire alalım ya. Direkt bir ev. Bir şey söyleyeceğim. Ben kesin bu işi bırakırım. Ben hiç almayalım. Bence Amerika'ya taşınalım. Aha bir kuyumcu açacağım şimdi. Ben izle. Ben Disneyland'a gideceğim. İzle bir. Kuyumcu açacağım şimdi. Şaka mı? Memoş kuyumcu da açarsak tamam artık. Yani arkadaşlar bir kuyumcumuz var. Tamam yani. Şaka mı bu? Bence de. Biz artık zenginiz. Bildiğin zengin oldum ya. Şimdi o kuyumcu para basar ha, biliyor musun Gamoş? Oo, kafemiz var. Restorantımız var. Restorantımız her şey. Var, kafemiz var. Bir de abi paraları şimdi topladım. Gidiyorum bak, para alıyorum yine, görüyor musunuz? Çünkü çok zengin oldum. Bu kadar parayla ne yapayım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bence dediğim gibi gidelim, gezelim. Ülkeyi, dünyayı, her yeri gezelim ya. Bu kadar paramız varsa, siz olsanız ne yapardınız bu kadar paranız olsa? Bir saniye. Ben dünyayı kuyumcudan gezerdim. Kuyumcudan gelen paraya bak şimdi, kesin çok kazanacağız. Kuyumcudan abi, bence çok para gelecek. Şurayı bir açalım bir saniye. Şu abicim bir çekilir misin ya? Şurada bir iş yeri daha açıyoruz. Yok yok, bir iş yeri değil bu. Bank. Bank yaptık da şunu kuyumcumuzu güzel bank bir renk yapalım banka mı? Banka niye para harcadık, oturmasınlar. Evet. Aa, evet. Kuyumcu sarı çok yakıştı sarı bu arada. Yakışır. Altın rengi arkadaşlar. Hayır hayır, tamam bir git ya. Şurayı da rengini değiştireceğim. Abi bana yeni geldim paraları almaktan ya. Para toplamaktan yoruluyoruz. Paraları toplasın diye birini mi tutsak? Evet ya, bildiğin artık bizim evet, bu işi yapmamamız lazım. Yani para toplamayı niye ben arkadaşlar, yapıyorum? Arkadaşlar para akıyor. Akıyor abi bu gece ya. Akıyor bu akşam maşallah. Şurada.
yapayım. Ay, şu geridekileri alıp şu rengi değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Ablacığım bir çekil, bu dükkanın sahibi benim. Sen benim yolumda duruyorsun ya. Müşteri akıyor, bakar mısınız? Arkadaşlar bildiğim var yapar. Bu arada hava alanları çok pahalı biliyorsun. O yüzden para basıyoruz. Şey yani. Biz de iki katına satıyoruz o yüzden. Abi bir şey söyleyeceğim, ben durmadan para alsam yine bitmiyor biliyor musunuz? Bir saniye, para alma işi yapalım. Abi şuna bak. Bu arada çalışanlarımız var, sadece parayla ilgileniyoruz. Boyayı değiştireceğim burada. Birazcık öne gel. Yeşil. Ne renk yapalım? Mor yapacağım. Maksimum seviye arkadaşlar. Güzel oldu bu arada. Maksimum seviye o zaman para da daha fazla alıyoruz sanırım. Ben sana söyleyeyim. Evet, lüksleştirdikçe bence bir şeylerin değeri artıyordur. Arkadaşlar bu kadar mı? Daha fazla dükkan açamıyor muyum? Para basıyorum işte. Havalan uçak falan alalım birkaç bari. Birkaç mağaza daha açsaydık. Açamıyor muyuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Kuaför açsaydık. Saçımı yaptırdım kendi saçlarımı her sabah. Param yetmiyor buna. Ama kuyumcumuz çok güzel oldu. En önemli yeri zaten daha güzel yaptık bu arada, bu arada değil mi? Kesinlikle en önemli iş yerimiz şu an kuyumcu. Şunları da alayım. Şunu da alayım. Şu kütüphanenin fiyatını yükseltmemiz için en azından boyasını da bir değiştirelim değil mi arkadaşlar? Evet. Yeşil boya bir yeşil seviye yaptık. Her şeyi yeşil yaptın. Sen yeşili çok mu seviyorsun? Ben yeşili seviyorum ya. Evet arkadaşlar, videomuzun bu bölümlük sonuna geldik. Gördüğünüz gibi havaalanında yasa dışı işler yapıyoruz. Ama aynı zamanda ülkemizi, İstanbul'u kötü suçlulardan engelliyoruz ve kurtarıyoruz. Ve gördüğünüz gibi para basıyoruz arkadaşlar. Bu serinin devamı gelsin ve daha farklı neler yapalım istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın.